Kıymetli Yaş Türkistan Haber takipçileri, daha önce de takip ettiğiniz üzere Türk yurtlarından notlar programımızda Türk dünyasının çeşitli yerlerindeki meseleler üzerine özellikle genç araştırmacıların ve genç akademisyenlerin görüşlerini dinliyoruz. Bugün de bu bağlamda Batı Trakya meselesini konu olarak ele alacağız. Malum olduğunuz üzere Batı Trakya meselesi hem uzun yüzyıllara dayalı bir Osmanlı hakimiyetinden sonra çeşitli hem uluslararası hukuk bağlamında sorunlara gebe olmuş hem de Cumhuriyet kurulduktan sonra da bir türlü sonlanmayan pek çok sorunun barındıran bir coğrafya. Bugün ciddi bir Türk nüfusunun yaşadığı, bir Türk yurdu olan bir coğrafya Batı Trakya. Halen sonuçlanmamış, hepimizin az çok malum olduğu üzere oradaki kültürel eğitim hakları ve müftülük meselesi gibi meseleler var. Temel olarak bir kimlik probleminin orada olduğunu görüyoruz. Oradaki Türklerin haklarının gasp edildiğini görüyoruz. Bu bağlamda çok ciddi çalışmaları olan, gerek ulusal medyada gerek internet medyasında pek çok değerlendirmeler olan, akademik çalışmalar olan bir konuğumuz var. Kendisi Rumeli ve Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi uzmanlarından Hasan Özkan. Hasan Bey, hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Emre Bey. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hasan Bey, girişte kısaca bir kendinizden bahseder misiniz takipçilerimizin sizi tanıması için? Tabii hay hay. Ben 1984 doğumluyum. Aslen Yunanistan Gümrücine, Batı Trakyalıyım. Fakat İstanbul'da doğdum. İkinci nesil olmuş oluyoruz yani. 1975 yılında ailem Türkiye'ye gelmiş. O gün bugündür de maalesef Yunanistan'daki Batı Trakya'daki vatandaşlığımızı kaybetmiş bir mağdurlardan 19. madde meşhur 19. madde mağdurlarındanız. Dolayısıyla bu şekilde Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezimizde de Yunanistan-Türkiye arasındaki ilişkiler üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ben isterseniz kısaca bir Batı Trakya'dan Batı Trakya'nın neresi olduğu ile ilgili konuya gireyim. Evet, isterseniz bir coğrafyadan başlayalım. Coğrafyadan sonra siz Batı Trakya'daki Türk varlığına dair durumun ne olduğunu, yani Batı Trakya neden Türk yurdudur aslında sorusunu cevaplayarak başlayalım. Ondan sonra güncele doğru geliriz isterseniz. Evet. Şimdi Batı Trakya tabii ki bugünkü Türkiye sınırının sol tarafında Yunanistan'da kalmış olan bölgeye adlandırılıyor Meriç'ten sonrasına, Meriç sınırından sonra. Fakat esasında Batı Trakya daha büyük bir bölge. Hem Bulgaristan'da toprakları var olan hem Yunanistan'da toprakları var olmuş olan bir bölge. Bunu da kaynaklarda şu şekilde aktarabiliriz. 18 Aralık 1918 tarihinde mesela Batı Trakya Türk mebuslarının Sofya'daki büyük devletlerin temsilciliklerine verdikleri bir muhtıra var. Bu muhtıra da Batı Trakya'dan iki mutasarrıflık olarak bahseder. Bir tanesi Gümülcine, İskeçe, Eğridere, Paşmaklı, Kırcaali, Koşukavak, Ortaköy, Sofulu, Ferecik, Dedeağaç kazalarından mürekkep olan Gümülcine Sancağı. Diğeri ise Karaağaç, Mustafa Paşa, Svilengrad, Demotoka kazalarını ihtiva eden Karaağaç Sancağı'dır. Dolayısıyla aslında Batı Trakya'nın hem bugün Bulgaristan'da hem de Yunanistan topraklarında var olan bir bölge olduğunu söyleyebiliriz. Geçmişteki kaynaklara da bakıldığında burası 23.591 kilometre karelik bir arazi esasında. Dolayısıyla bu çok büyük bölgede çok ciddi anlamda bir Türk nüfus var. Dolayısıyla bu Türk nüfustan dolayı burası bir Türk yurdudur. Sizin de başında konuşmamızın söylediğiniz gibi. Fakat daha sonrasında tabii ki Yunanistan'la bir sürü anlaşmalar gerçekleşiyor. Bulgaristan'la Yunanistan'ın işte savaşı var. Dolayısıyla burayı kaybetme gibi bir kısmını, Bulgaristan'ın topraklarını kaybetme gibi bir sorunla karşılaşıyor. Tabii ki Osmanlı'dan alınan topraklar bunlar esasında. Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak üzere yapılan bütün plan, proje, operasyon ve savaşların daha sonrasında kendi içlerinde de bir takım anlaşmazlıklarla sınırların değiştiğini görüyoruz ve bugün
nihayetinde işte Rodop dağlarıyla sınır olabilecek olan diyebileceğimiz Bulgaristan'la Yunanistan arasında kuzey-güney olarak bahsettiğimizde Rodop dağlarını sınır olarak alırsak o bölgelerden aşağı tarafta kalan yerler Batı Trakya olarak anılıyor. Bugün üç tane tabii ki şey kalmış, ilk kalmış İskeçe, Gümülcine ve Dede Ağaç olarak bahsediliyor, konuşuluyor. Tabii burada Yunanistan'ın anlaşmalarla Türklerin haklarını aslında vermesi gerekiyor. Nasıl vermesi gerekiyor? Burada Müslüman Türklerin azınlık hakları dediğimiz hakları var. İnsanlık hakları, insan hakları dışında Müslüman Türklerin kendi uluslararası anlaşmalardan doğan özel azınlık hakları mevcut. Burada Yunanistan yükümlülük altına girdiği anlaşmaları sayacak olursak 1830 Londra Protokolü, 2 Temmuz 1881 İstanbul Anlaşması, 14 Kasım 1913 Atina Barış Anlaşması, 10 Ağustos 1920 Yunanistan'daki azınlıkların korunmasına dair Sevr Anlaşması ve 1923 Lozan Barış Anlaşması'dır. En son anlaşma Türkiye'nin de taraf olduğu, Türkiye'nin de Batı Trakya Türklerinin garantörü olduğu 1923 Lozan Barış Anlaşması'dır. Ama şöyle bir sıkıntı var şu anda güncel anlamda. Yunanistan diyor ki biz sadece Lozan Anlaşması'yla sorumluluklarımızı, yükümlülüklerimizi yerine getirmekle mükellefiz diyor. Ama bunu dahi zaten getirmiyor yerine. Fakat diğer anlaşmaları da sanki yokmuş gibi davranıyor. Fakat kendi iç hukukunda yapmış olduğu, vermiş olduğu kararları aslında bu diğer anlaşmalara da atıflarda bulunan kararları var. Dolayısıyla bu kararlar hala, bu anlaşmalar hala yürürlükte. Bunu daha öncesinde tabii ki Türkiye pek dile getirmiyordu. Fakat garantörlük hakkından dolayı Batı Trakya Türklerinin kendi haklarını diğer anlaşmalardan dolayı da savunabileceğini dile getirdiler. En son Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bunu dile getirdi. 1913 Atina Barış Anlaşması'ndan kaynaklı Batı Trakya Türklerinin haklarını da savunmasını yakından takip ediyoruz tarzında bir açıklaması olmuştu sosyal medyada. Bu da çok önemliydi. Çok önemli bir paradigma değişikliğini gösteriyor Türkiye'de. Batı Trakya'nın yani haklarını kendi bölgesinden merkez olarak alması gerektiği ile ilgili aslında büyük bir paradigma değişikliği var. Burada tabii ki Batı Trakya'nın nasıl Yunanistan'a verildiğine geçmek istiyorum ben, müsaade buyurursanız. Tabii ki, buyurun. 1919 yılında Nöyi Anlaşması imzalanıyor. Bu Nöyi Anlaşması'nın 48. maddesi aynen şu şekilde. Batı Trakya bölgesi Bulgaristan'dan alınıyor ve devletsiz bölge olarak ilan ediliyor önce. Yani Nöyi Anlaşması'nın 48. maddesi Batı Trakya'yı direkt olarak Bulgaristan'a alıp Yunanistan'a vermiyor. Öncelikle devletsiz bölge haline getiriliyor. Devletsiz bölgeden sonra 14 Mayıs 1919 tarihinde Fransız işgali ve Yunan tehditleri altında para diplomasisi kullanılarak alelacele bir plebisit yapılıyor. Bu plebisiti neden yapıyorlar? İleride, yarın öbür gün buradaki halkın böyle bir işte bakın Yunanistan'a bağlanmak gibi bir kararı çıktı. Bunu değiştiremezsiniz diyebilmek adına Batı Trakya'yı Yunanistan'ın elinde tutması adına her türlü planı, projeyi gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Tabii bu plebisit uluslararası hukuka göre geçersiz bir plebisit. Çünkü halkı temsil ettiği iddia edilen kişiler burada kullanılarak bir plebisit yapılıyor. Halkın seçtiği kişiler kesinlikle değil. Öyle bir seçim falan olmuyor o dönemde. İleri gelenler diyorlar ve bir takım kişilerle bu plebisiti gerçekleştiriyorlar. Tabii ki Türkler kesinlikle kendi içlerinde bunu kabullenemiyorlar ama silah baskısıyla orada nihayetinde hem Fransız askerleri var, ciddi bir Yunanistan baskısı da var. Dolayısıyla bunu bu şekilde
kabul etmek durumunda bırakılıyor insanlar, halk. Fakat daha sonrasında buna tabii yetinmiyor Yunanistan. Çünkü halen kendini garanti altında hissetmiyor ve bu toprakları resmen daha almamış bulunuyor bir anlaşmayla. Yunanistan diplomasi faaliyetlerine bu şekilde devam ediyor. Eleftherios Venizelos, tabii ki o dönemdeki Yunanistan Başbakanı, 4-17 Haziran 1919 tarihlerinde Paris'te gerçekleştirilen konferansta Batı Trakya'nın Yunanistan'a verilmesini sağlamak için, bakın aynen şu cümleleri kuruyor. Burayı okumak istiyorum sizlere ki vatandaşlarımız da, Türk dünyası da bunu bilsin. Çok önemli. Diyor ki, nitekim çok sayıda Müslüman nüfusun yaşadığı Girit'te Müslüman cemaati ile ilgili yasa yürürlüktedir. Bu yasa yıllardan beri Girit Müslümanlarını tatmin etmektedir. Bu yasa sayesinde bütün Müslüman kurumları özerk olup, bakın özerk olup, sadece bunları kötüye kullanmama bakımından Yunan devleti tarafından basit bir denetime tabi tutulmaktadır diyor. Bu Müslümanlar kendileri serbest seçimle kurumlarının yönetim ve oluşumlarıyla ilgilenmektedirler. Müslümanların bütün kişilik hakları ile ilgili olarak ve vakıflar konusunda kadı söz sahibidir diyor. Bakın burada hem özerkliği kelime olarak vurguluyor, hem de kadı söz sahibidir derken burada bir hukuki anlamda da bir özerkliğinin de zaten var olduğunu dile getiriyor. Burası çok önemli. Bugün tabii ki bu özerklik haklarını Yunanistan gasp etti ama bunların hala uluslararası hukuka göre geri dönüşü gerçekleştirilebilir. Yunanistan bunları vermek zorunda diye biz tabii ki her yerde bunu dile getiriyoruz. Tabii bu sözlerin ve diplomasi faaliyetlerinin ardından Yunan Sevri öncesinde 14 Mayıs 1920 tarihinde diğer devletler Batı Trakya'nın resmen Yunanistan tarafından işgal edilmesine izin veriyorlar. Yani Yunanistan o güne kadar askerleriyle içeride değil, Fransız askerleri var. O bölgeyi devletsiz bölge olduğu için korumaya Fransız askerlerini getirtiyorlar. Fakat 14 Mayıs 1920'de anlaşma öncesinde resmen Yunanistan burayı daha almadan önce, bakın çok önemli, Yunanistan'ın burayı işgal etmesine ön ayak oluyorlar ve izin veriyorlar. Dolayısıyla Yunanistan burayı Mayıs ayında işgale giriyor ve 10 Ağustos 1920 yılında Yunan işgali altındayken Batı Trakya, Yunanistan'ın imzaladığı Sevr Anlaşması ile Yunanistan'a bırakılıyor. Bakın burada tabii ki biz Osmanlı belgelerinde Batı Trakya arşivinden bir evrak da gördük. Bunları devlet arşivlerimiz bir kitap olarak yayınladığı için oradan aldık. Özerk Batı Trakya Hükümeti Teşkilat Tasarısı diye bir şey var o dönemde yapılan. Devletsiz bölge ilan ettikleri için burada bir aslında özerk Batı Trakya hükümeti kurmak istiyorlar, devleti kurmak istiyorlar. Neden yapmak istiyorlar bunu? Bulgaristan'dan aldıktan sonra o bölge çok kıymetli. Çünkü tam Çanakkale Boğazı'nın hemen girişinde, Karadeniz'in hemen girişinde, Balkanlara yukarı doğru açılan bir kapı, Dede Ağaç Limanı var orada. Aynı zamanda altın madeni var, petrol var, farklı madenler var. Bunların hepsi bu devlet arşivlerinden çıkan kitapta, Osmanlı belgelerinde, Batı Trakya kitabının içerisinde bunların hepsi belgeleriyle mevcut. Dolayısıyla burada bir İngiliz, İtalyan ve Fransız üç komisyondan oluşan bir devlet kurmak istiyorlar. Özerk Batı Trakya hükümeti. Fakat bunda başarısız oluyorlar. Neden başarısız oluyorlar? Çünkü burayı kim yönetecek diye bir kavga çıkıyor kendi içlerinde. Dolayısıyla bu tartışmalardan sonra diyorlar ki İngilizler, biz en iyi burayı Yunanistan vesilesiyle yönetiriz. Dolayısıyla İngiliz baskısıyla burası Yunanistan'a veriliyor. Tabii 1923 yılında Lozan Anlaşması, Türkiye bir Kurtuluş Savaşı sonrası, Lozan'da Batı Trakya'daki Türk nüfusun ağırlıkta olduğundan dolayı burayı almak istiyor. Yoğun diplomasi faaliyetleri geçiriyor Türkiye heyeti tarafından. Ciddi anlamda baskı oluşturulmak isteniyor. Demografik yapıdan dolayı, Türk nüfusun yoğunluğu olduğundan dolayı, geçmiş dönemlerde Türklere yapılan katliamlardan dolayı
Türklerin haklarının korunamayacağını söylüyor Türk heyet Lozan'da ve burayı Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanması ile ilgili çalışmalarını yürütüyor. Fakat Venizelos ise Batı Trakya'yı Türkiye'ye vermemek için aynen şunları söylüyor. Diyor ki konferansta, Müslüman cemaatlerin hiyerarşik örgütlenmesi otonomdur diyor, özerktir diyor. Müftü cemaatlerin kendileri tarafından atanır diyor. Yani biz diyor bütün haklarını veriyoruz, özerklik haklarını zaten diyor. Niye diyor bu Türkiye'ye bağlamaya Türkiye'ye gerek yok verelim diyor yani. Gerek yok diyor. Girit'te de verdik diyor. Bakın Girit'te Müslüman Türk kalmadı yani. Rodos, İstanköy adalarında çok sınırlı sayıda maalesef Türk kaldı ve bunu da hani çok da dile getirilmiyor aslında. Rodos, İstanköy'de de ciddi anlamda Türk nüfus var ve oraları zaten hiç saymıyor Yunanistan. Haklarını hiç vermiyor. Tamamen görmezden geliyor. İzole hale getiriyor. Müftü vermiyor, camileri açmıyor. Vakıf mallarına el koyuyor. Yani bir sürü olaylar. Yani 100 yıldır maalesef çok ciddi anlamda Yunanistan'daki Türkler çok sıkıntı çekiyor. Ve maalesef de yeterli seviyede dile getirip bunu uluslararası kamuoyunda güncel hale getiremiyor. Burada ben bir parantez açmak istersem. Buyurun. Biraz önce bahsettiğiniz bu Yunanistan'ın işgali süresinde verdiğiniz tarih, yanlış hatırlamıyorsam 10 Ağustos 1920 idi. Şimdi 10 Ağustos 1920'de Sevr Anlaşması ilan ediyor. 14 Mayıs 1920'de işgal ediyorlar. Yani 1920 Mayıs 1920. Şimdi evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni açılmış. Diğer tarafta aynen İstanbul öyle. Hükümeti de var bir yandan. Burada doğru. Böyle bir ayrıntı olarak mesela bu iki otoritenin bu meseleye verdiği bir tepki ya da herhangi bir şekilde bir girişim oluyor mu tam bu süreç içerisinde? Yani Osmanlı hükümeti bu işgale karşı bir şey söylüyor mu ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden böyle bir tepki alıyor muyuz? Şimdi şöyle, tabii Balkan Savaşları'nda Osmanlı burayı kaybettiği için daha öncesinde ve Bulgaristan buraya yerleştiğinden dolayı Bulgaristan ve Yunanistan arasında daha sonrasında çıkan bu Balkanlardaki çıkan savaştan ötürü burayı Bulgaristan'dan koparıp Yunanistan'a veriyorlar. Dolayısıyla o dönemde İstanbul hükümeti veya Ankara hükümeti tabii ki tepki olarak tepkisini ortaya koyuyor ve hatta bu burada Batı Trakya'da o dönemde ayrıca bir hükümet de kuruyor Türkler. Yani 1923 Lozan'a kadar aslında orada toplamda Batı Trakya'da 4 tane geçmiş dönemde tarihi anlamda baktığımızda 4 tane hükümet kuruluyor. En son hükümet de tabii ki yine kuruluyor fakat 1923 Lozan'la birlikte artık Türkiye bunu rafa kaldırıyor. Çünkü zaten sınır anlaşması yapıldığı için ve oradaki Batı Trakya'daki Yunanistan ve Türkiye'de zaten garantör olduğu için Türkiye bu bölgedeki Türklerin haklarını garantör anlamda devam ettirerek bugünlere kadar geliyor. Dolayısıyla orada zaten İstanbul hükümeti zaten kaybetmiş Osmanlı. Onların yapacağı zaten hiçbir şey yok. Ama en büyük tepkiyi 1920'den yani o günlerde Yunanistan'ı Batı Trakya'nın işgalinden 1923 yılına kadar Ankara hükümeti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün örgütlemesiyle birlikte o bölgede ciddi anlamda mücadeleler veriliyor. Bu mücadelelerin de tabii başında o dönemde Beşiktaş tabii ki jimnastik kulübünün de kurucularından olan Fuat Balkan var. Fuat Balkan çok ciddi mücadeleler veriyor 1923 yılına kadar dediğim gibi. Evet, bu şey ayrıntısını da burada uygulamanız güzel oldu. Ben Beşiktaşlı olarak bundan bir gurur duymuş evet. oldum. Evet, ben işte burada tabii ki çok önemli yine bir parantez. Sözünüzü bağlı kesiyorum. Batı Trakya için Fuat Balkan son dönemdeki ciddi mücadelelerinden dolayı çok önemli bir isim. Dolayısıyla Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün de kurucularından olduğu için bir numaralı üyesi. Bu da çok önemli. Dolayısıyla aslında Batı Trakya'nın Beşiktaş Jimnastik Kulübü için, Beşiktaşlar için çok daha farklı bir anlamı olmalı daima diye düşünüyorum. Ve
Beşiktaşlıları da özel olarak Batı Trakya davasına daha çok sahip çıkmakla ilgili buradan bir davet göndermiş oluyorum. Bu çağrıya da biz vesile olmuş olalım. Hem kulüp olarak hem bireysel olarak taraftarların bu konuya daha çok itina göstermesi inşallah. Gerektiğini inşallah o şekilde görürüz. İsterseniz tarihi sürece devam edelim kaldığımız yerden. Evet, şöyle tarihi süreçten tabii ki Batı Trakya'nın 1923 yılından sonra 1950'li yıllarda, 50'li yıllara kadar çok ciddi problemler yaşamıyor aslında Batı Trakya Türkleri. Yine problemler var. Fakat bunların giderilmesiyle ilgili Türkiye ile diplomatik faaliyetler devam ediyor. Fakat en büyük sıkıntılar junta döneminde yaşanıyor. Ve junta döneminden bugüne halen Batı Trakya'da Türklerin hemen hemen her gün hakları gasp edilmeye devam ediyor. Yunanistan'daki Türklerin Batı Trakya'da tabii ki mevcut olarak idari, hukuki ve eğitim olarak üç ana temel başlıkta özelliğe sahip olduğunu hem akademisyenlerimiz dile getiriyorlar hem de bizler araştırmacılar olarak aynı zamanda bunu dile getiriyoruz. Çünkü uluslararası anlaşmalarla bu haklar verilmiş ve aynı zamanda Başbakan Venizelos'un da kendi itirafları ve kendi cümleleriyle bunlar tutanaklarda mevcut. Tabii ki Yunanistan çok ciddi anlamda o junta döneminden bu yana sistemli bir şekilde Batı Trakya Türklerinin ve Yunanistan'daki Türklerin diyelim genel olarak. Çünkü bu haklar sadece Batı Trakya Türkleri için geçerli değil. 1913 yılından bu yana Yunanistan ne uluslararası anlaşmada bu madde var. 1913 yılından sonra kazandığı bütün topraklarda bu hakları vereceğini taahhüt ediyor. Dolayısıyla Batı Trakya'da yine daha sonra alınmış olan bir bölge olduğundan burada da bu hakları vermek zorunda Yunanistan. Burada tabii ki Türklerin sorunlarına gelecek olursak, orada Yunanistan Türklerinin etnik kimlik sorunu mevcut. Yani Türk olduğunu kimse Yunanistan'da artık kabul etmek istemiyor maalesef. Bu da nasıl oluyor? Bir gece ansızın Türk ifadesi kaldırılıyor ve diyorlar ki bugün artık Müslüman azınlıksınız siz deniyor. Ve o gün bugündür de Müslüman azınlık olarak Türklere hitap etmeye devam ediyorlar. Fakat bunu da neye bağlıyorlar? Diyorlar ki Lozan'ın 45. maddesinde Müslüman geçmiyor, Türk geçmiyor diyorlar. Müslüman azınlık diye geçiyor diyorlar. Fakat daha sonrasında yapılan anlaşmalar var. Ne anlaşmaları var? Mesela 30 Ocak 1923 tarihinde Türk-Rum ahalinin mübadelesi ahitnamesi imzalanıyor. Ve Türk ve Rum deyimleri ilk defa açık açık kullanılıyor. Yani orada Türk olduğu resmen evrak kabul etmiş oluyor aslında imzalayarak. Tabii ki kabul etmiş oluyor. Zaten orada okullarda, tabelalarda İskeçe Türk Okulu diye tabelalar var. Gümülcine'deki okullarda İskeçe Türk Birliği'nin tabelası var. Resmi olarak bir dernek statüsünde idi. Gümülce Türk Gençler Birliği var. Yani Türk ismiyle ilgili herhangi bir sıkıntıları yoktu zaten. Junta fakat döneminde 1980, mi başlıyor diyebiliriz bunlara? Tabii junta döneminden sonra başlıyor. 1987 yılından itibaren de isminde Türk yazan dernekler kapatılmaya başlanıyor. Ve artık diyorlar ki burada Türk yok. Biz bu resimleri gösteriyoruz. Nasıl Türk yok? Yani adamların zaten bir açıklaması yok ama bu şekilde bir paranoya hali devam ediyor maalesef Yunanistan'da. Ve yeni nesli de böyle yetiştiriyorlar. Sosyal medyada bakıyoruz. İşte biz mesela Batı Trakya Türkleri, Yunanistan Türklerinin haklarından bahsediyoruz sosyal medyada. Bizim yazdıklarımızın altına Müslüman azınlık diyorlar. Türk yok diyorlar. Resmi gösteriyoruz. İskeçe Türk Birliği yazıyor. Üstünde Yunanca, altında Türkçe. Bu okul nasıl, veyahut da okul İskeçe Türk Okulu yazıyor mesela. Azınlık okulu diyor. Nasıl olacak bu iş? Yani resimlerde var. Nasıl yalanlayabilirsiniz? Yani onları gördüklerinde açıklamaları da yok. Ama maalesef böyle bir şey devam ediyor
Yunanistan'da. İfade özgürlüğüyle ilgili ciddi sınırlamalar var. Herhangi bir şey söylendi. Türk dediğinde mesela, biz Türk'üz dediğinde çok ciddi anlamda hemen bir dava açma sürecine girişiyorlar. 90'lı yıllarda radyolarımız kapatılıyordu. Gazetecilerimizin aramasını yaptılar. 1996'da mesela İskeçe'de bir okulda öğretmendi Rasim Hint. Azınlık yerine Türk okulu dediği için bir yıl boyunca görevden uzaklaştırdı. Yani böyle bir demokrasinin beşiği denilen Yunanistan, kendilerini öyle adlandırıyorlar. Maalesef bu tarz ifade özgürlüğümüzle ilgili ciddi anlamda sıkıntılar yaratıyorlar. Mesela 1955 yılında 19. maddeye göre bir madde çıkarttılar. 3370 sayılı yasada. 19. maddede Yunanistan'a geri dönme amacı olmadan terk ettiğine inandıkları kişileri Yunan vatandaşlığından attılar. Şimdi buna da nasıl karar verdiler? Baktılar, hemen yoklama yapıyorlar. Zaten hafiye sistemi geçerliydi o dönemden bu döneme. Hemen kimin evini terk ettiği, Türkiye'ye yerleştiği veya Almanya'da çalıştığı, işte Türkiye'de çalıştığı veya başka ülke, işte Avustralya'ya giden var, Kanada'ya giden var, Amerika'ya giden var, Batı Trakya'dan, Yunanistan'dan ciddi anlamda bir nüfus var. Ve yaklaşık 65 bin kişi, maalesef Türk azınlık mensubu kişi Yunan vatandaşlığını kaybediyor. Daha sonrasında tabii ki bu demografik yapıyı da çok ciddi anlamda etkilemiş oluyor. Yani bugün 120 bin, o gün 120 bin nüfus var. Bugün hala 120 bin nüfustan bahsediyoruz. Bakıyoruz mesela Profesör Doktor Ata Atun'un bir akademik çalışması var. Batı Trakya'daki planlı Türk soykırımı diye. Orada bir nüfus araştırmasını gerçekleştiriyor ve 2008 yılı verisi olarak elimde var o çalışmayı o dönemde yaptığı için. Diyor ki 120 bin nüfus eğer Yunanistan'ın nüfus artışına göre olmuş olsaydı 2008'de 235 bin, 236 bin civarında olacaktı. Türkiye'deki nüfus artışına göre olsaydı 667 bin civarında olacaktı. Yani bugün için 2008, o 2008 verileri. Eğer bugün 2021'e bakacak olursak belki de şu anda 900 bin veya 1 milyon civarında Türkiye'deki nüfus artışına göre bir nüfus artışı olması gerekiyor. Yani Batı Trakya'daki Türklerin aslında bugün orada 120 bin değil, hepsi orada olmuş olsaydı belki 900-1 milyon kişi bir nüfusumuz olacaktı. Ve bunu da planlı bir şekilde aslında bu yüzden Türk soykırımından bahsediyoruz orada. Yani Türk soykırım sadece silahla insanları öldürerek olmuyor. Kültürel anlamda da oluyor. İnsanların o bölgede yaşamasına engel olarak, vatandaşlıktan atarak, baskılar gerçekleştirerek de bu yapılıyor maalesef. Tabii bunu o zaman tarih süreç içinde olduğu zaman mesela değerlendirebilir miyiz? 1948 Cenevre soykırım suçunun önlenmesi anlaşması kapsamında baktığımızda mesela tabii 48 öncesi fiiller uluslararası hukuka göre bu işin içine girmez ama sonuçta bu günümüze kadar devam eden bir süreç. Mesela bunun üzerine bir görüşünüz var mı ya da bunun üzerine yapılmış çalışmalar var mıdır? Şimdi şöyle tabii ki bunu dile getirdiğimizde işte soykırım dediğimizde hemen karşımıza sözde Ermeni soykırımını, sözde Küçük Asya soykırımı dedikleri, işte Rumlara bir soykırım yapmışız bu ya, Pontus'ta vesaire, işte Anadolu'da. Yani bu tarz şeyleri çıkartıyorlar ve bunlarla ilgili de çok ciddi anlamda çalışmalar yapıyorlar. Biz aslında Türklere yapılan soykırımlar üzerine pek şey yapmıyoruz, yani bunu dile getiremiyoruz uluslararası arenada. Onlar maalesef lobi çalışmaları bizden daha iyi diyebiliriz. Yani bunu açıkça itiraf etmemiz lazım. Lobiciliği Yunanistan'ın, Rumların bizden çok daha iyi görünüyor. Ki onları daha fazla dinliyorlar. Tabii bunda onların geçmiş dönemde Yunanistan'ı daha erken terk edip işte Avrupa'nın çeşitli yerlerine onların yerleşmeleri, Avrupa Birliği içerisinde teşkilatlarda ciddi anlamda yer bulmaları, üst kademelerde önemli konumlarda görev almaları gibi bir takım şeyler de var.
Türkiye tabii ki Avrupa Birliği'ne de girmediği ve giremediği için şu ana kadar hali hazırda böyle bir üst kademelerde görev alma ve lobi faaliyetlerini yapma şansı maalesef olmadı. Dolayısıyla onlar bunun avantajını da çok uzun yıllardır kullanıyorlar ve kullanmaya da devam etme gayretindeler. Ama tabii ki Türkiye'nin şu andaki jeopolitik, jeostratejik konumu savunma sanayinde çok ciddi anlamda atılımlarıyla birlikte yükselen bir grafik çizmesi Avrupa'nın da Türkiye'ye yaklaşması gerektiğiyle ilgili bir takım sinyaller vermiş oluyor ki şu anda Avrupa ile Türkiye arasında ciddi görüşmeler gerçekleştiriyor ve Yunanistan ne yaparsa yapsın bu görüşmelere şu anda engel olamıyor ve işte bir yaptırım paketi vesaire gibi bir şey Avrupa'dan çıkartamıyor Türkiye'ye karşı. Bu Türkiye'nin gücünün önemli derecede hissedildiğine işaret ediyor tabii ki. Yunanistan Türklerinin sorunlarına dönecek olursak işte eğitim sorunumuz var orada. O bölgede Lozan'dan bu yana 330'dan 115'e şu anda düşen bir okul sayımız var maalesef. Her sene çok ciddi anlamda okulları kapatıyorlar. Çeşitli bahanelerle derslerdeki Türkçe oranlarını düşürüyorlar. Yunancayı arttırıyorlar. Halbuki 1913 tarihli Atina Barış Anlaşması'nın 3 numaralı protokolünde 6. paragrafta aynen şu geçiyor. Kadın müftü yani dini hukuku başka bir deyişle şeriat hukukunu bilen din adamları yetiştirmek üzere bir özel kuruluş okul açılacaktır diyor. Yani biz aslında orada okul açmaya, yani şu anda kapatılanları bırakın veya 330 mevcut olanları tekrar açmayı bırakın. Biz kendimiz aslında başka bir okul açmak istediğimizde de bize bunu müsaade etmek zorundalar. Ama maalesef tabii ki onlar bırakın yeni okul açmamızı, mevcut olanları bile kapatıyorlar. Ve tabii ki orada yine bu protokolün 15. maddesinde öğretim resmi programa göre Türkçe yapılacaktır diyor. Ve Yunan dili zorunlu olacaktır. Yani Yunanca'yı öğrenecekler diyor Yunanistan'da olduğu için. Fakat öğretim programı, diğer dersler Türkçe yapılacak diyor. Fakat gelin görün bugün belki de 190 Yunancıdır. Yani ciddi anlamda orada da bir Türkçe derslerini azalttılar. Burada bir şey de var. Şimdi madem eğitim noktasından gittik ben bir merak ettiğim bir hususu da sormak istiyorum. Buyurun. Yakın dönemde bu eğitim meselesiyle alakalı Yunanistan bazı kanuni düzenlemeler yaptı diye biliyorum. Özellikle bu okullardaki bu encümenler meselesiyle alakalı evet. Bazı gelişmeler oldu. Yani son dönemde bu eğitimle alakalı hızlı mı bir geriye gidiş oldu? Yeni düzenlemeler mi oldu? Buna da bir değinirseniz evet. Sevinirim. Şimdi şöyle encümen heyetlerindeki tabii ki şeyi de kaldırdı. Encümen heyetini dağıttı. Seçimleri kaldırdı. Başka bir seçimler yapacağız dediler. Şu anda seçimler sürekli erteleniyor. Aynı zamanda bu okullara müdürleri kendilerinden olan kendilerinin istediği kişileri atıyorlar. Encümene de yine aynı şekilde yapmaya gayret gösteriyorlar. Yani çok ciddi anlamda bir geriye gidiş hızlanmış vaziyette. Batı Trakya Türkleri ile ilgili. Tabii bu söz konusu eğitimle ilgili Sevra Anlaşması'ndan dolayı Batı Trakya ile birlikte Menteşe Adaları'nda yani Rodos İstanköy Türklerinde de ciddi anlamda bir hakları var oradaki Türklerinde. Fakat maalesef bunu da yine Yunanistan kabul etmiyor ve oradaki insanların da asimile olmasını çok hızlı bir şekilde sağlamaya çalışıyor. Bunlar da çok önemli konular. Altı çizilmesi gereken, sürekli güncel tutulması gereken konular. Eriyoruz. Yani Yunanistan Türkleri Yunanistan'da maalesef eriyor. Yani bu çok önemli. Bu erimeye engel olmak zorundayız bir şekilde. Gücümüz nasıl yetiyorsa. İdari sorunlarımız da ayrı bir başlık tabii ki orada. Bizim normalde Lozan Anlaşması'na göre 40. maddede Müslüman Türk azınlığımız masrafları kendisine ait olmak üzere her türlü hayır kurumlarıyla dinsel ve toplumsal kurumları,
okullarını kurması, yönetmesi, denetleme hakkı var. Fakat bu da yine Yunanistan tarafından ihlal edilmiş durumda. Vakıfların yönetimini seçilmiş kişiler yerine, yani halkın seçtiği kişiler yerine bir takım atamalarla gerçekleştiriyorlar. Müftü atamalarında olduğu gibi, yani bizim halkımızın seçtiği müftüleri dini liderlerine o bölgenin kabul etmiyorlar. Bizim burada mesela örnek veriyorum, İstanbul Rum Ortodoks Kilisesi'nde Başpapaz Bartolomeos yerine X kişiyi atasak ve desek ki sizin bundan sonraki başpapasınız filanca kişi. Yani bunu nasıl hem yani akla mantığa uygun değil, bunu nasıl yapabiliyorlar? İşte adamlar yapıyorlar. Yani Yunanistan bunu gerçekleştiriyor. Türk cemaate ait vakıf mallarını kamulaştırıyorlar. Gasp ediyorlar, el koyuyorlar. Ve bunları unutturuyorlar zaman içerisinde. Orada birçok vakıf malını ele geçirmiş durumdalar. Adalarda keza aynı şekilde Rodosistan köyde orada kendilerinden kişileri atıyorlar vakıf yönetimlerine, oradaki cemaat yönetimlerine. Dolayısıyla onları da o kişilerin elleriyle sattırıyorlar. Yani bakın bu da oradaki hukuka bir şekilde uydurmaya çalışılan bir süreç yaşanıyor. Ciddi anlamda vergiden muaf olması gereken bu mülklerle ilgili vergi çıkararak vergi borçlarıyla bu vakıf mallarını gasp ediyorlar. Yine bunlar da bizim aslında halkımızın kendi kendini idare edebileceği bir idari özelliğini gasp etmek oluyor. Yunanistan tarafından gasp ediliyor. Müftülükler sorunu tabii ki en çok genellikle bilinen Türkiye'de de halkımızın bir nebze daha vakıf olduğu bir konu. Bu da dini özelliğimiz aslında Yunanistan Türkleri olarak Yunanistan'da. Fakat Yunan hükümeti yine 1985 yılından bu yana Lozan'ın maddelerini ihlal ediyor ve müftüleri doğrudan kendisi atıyor. Aslında 1985 yılına kadar 1913 Atina Anlaşması ve 1920 tarihli 2345 sayılı kanun gereğince kendi müftülerimizi seçebilmekteydik. Fakat 1985 yılından sonra artık maalesef seçemiyoruz. Daha doğrusu biz seçiyoruz ama onlar tanımıyorlar ve makamı ve mührü kendilerinin atadığı kişilere veriyorlar. Aynı zamanda Yunan parlamentosu 240 imam yasası olarak bilinen bir yasa çıkarttı. Seçici bir kurul kanalıyla yine camilere, okullara, müftülüklere din görevlisi, din öğreticisi görevlendirilmesini öngörüyorlar. Tabii bu Lozan Anlaşması'yla sağlanan inanç özgürlüğü alanındaki otonomiye de müdahale etmiş oluyor. Karşı çıkıyor. 2013'te bu yasayı kabul ettiler ve uygulamaya koydular. Yarın öbür gün şunu yapacaklar. Bir Yunanlı İslam'ı öğrendi diye din görevlisi olarak azınlık okullarında, okullarda din görevlisi olarak atayacaklar. Yorgo gelecek ve İslam'ı anlatacak. Yalnız anlatacak. İslam'ı anlatacak. Belki de camiye bir imam olarak da atayacaklar ileride Yorgo'yu. Yorgo buna izin veriyor hani yasa. Dolayısıyla bu çok ciddi anlamda büyük krizlere gebe aslında. Ama maalesef Yunanistan Türklerinin buna dur demeye gücü yetmiyor. Yetmediği için de garantör Türkiye'nin aslında bu konuda ciddi anlamda taşın altına elini koyması ve bu sorunu istikşafi görüşmelerde birinci madde olmasa da belki de ikinci madde, üçüncü madde olarak mutlaka masaya getirmesi gerekir diye düşünüyoruz. Tabii
Geçmişte taşınmaz mülk edinme problemleri bir de vardı. Bakın Lozan Konferansı'ndaki istatistiki bilgilere göre Batı Trakya'daki taşınmazların %84'ü Müslüman Türklere aitti. Fakat bugün geldiğimiz noktada oran %25-30 civarında. Her geçen günde maalesef ekonomik sorunlardan dolayı insanlar malını, mülkünü, tarlasını, evini, barkını satıp gitmeye başlıyor. Bunun da tabii ki bir şekilde engellenmesi gerekir kanaatindeyiz. Geçmiş dönemde tabii ki 1991 yılına kadar Batı Trakya Türkleri sınır bölgesinde ve kıyı bölgelerinde alım-satım hakkını kullanamıyorlardı. Daha sonrasında tabii belirli bir komisyona, yine valiliklerde oluşturan komisyonlardan izin alma sistemiyle taşınmaz edinmeye başladılar. Bakın 1923 Lozan'dan 1991 yılına kadar insanlar mülk edinemediler. Bu da çok ciddi bir problem. Sürekli satana sat dediler, alana alma dediler. Öyle bir süreçten geçti yani Yunanistan'da Batı Trakya Türkleri. Tabii siyasi katılım ve temsil sorunu çok ciddi bir sorun yine. Batı Trakya Türklerinin bağımsız milletvekili seçimlerinin yolunu kapatmak için %3 barajı getirildi. Bu barajla birlikte artık maalesef Batı Trakya Türkleri diğer Yunan siyasi partilerinden aday olmak suretiyle ancak meclise gidebiliyorlar. Burada da böyle bir sıkıntı var. Tabii burada bence son dönemde DEP Partisi orada, Müslüman Türklerin, azınlığımızın partisi, ciddi anlamda bir atılım da yaptı. Son birkaç senedir çalışmalarını sürdürüyor. Belki bir sonraki seçimde, ümit ediyoruz biz de, öyle sinyaller alıyoruz. Farklı ittifaklarla, belki de Yunanistan'daki Makedon nüfusla, belki Arnavutla nüfusla ve diğer muhalefette kalan partilerle bir ittifak yoluyla belki meclise DEP Partisi üzerinden de girilebilir diye düşünüyoruz. İnşallah burada da böyle bir Avrupa, şey olur. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde DEP Partisi'nin bir başarı birinci parti zaten. Yani İskeçe'de de Gümrücüne'de de ikişer milletvekili çıkarabilen bir topluluktan bahsediyoruz. Türk toplumundan bahsediyoruz. Yani Avrupa Parlamentosu'nda da ciddi bir sonuç elde ettik. İşte dediğim gibi artık içeriye dönük olarak Yunanistan iç siyasetine dönük olarak artık kabuğumuzu kırmamız lazım. Biz Rubasam olarak da yine bu önerilerde sürekli bulunuyoruz. Kamuya açık olarak da sosyal medyada da bulunuyoruz. DEP Partisi'nde bu yönde iletişim kurduğunu farklı siyasi partilerle görüyoruz, anlatılıyor. Dolayısıyla inşallah bir sonraki seçimlerde ben bir DEP Partisi'nin bir atılımı olabileceğini düşünüyorum, inanıyorum. İnşallah da öyle olur. Son olarak tabii sosyal örgütlenme sorunumuz var. Bu da Türk işte azınlık gibi kelimeleri, terimleri bulunan derneklerin kurulmasına Yunan mahkemeleri izin vermiyor. Fakat POMAK, Çingene adıyla dernek ve kültür evlerinin açılmasına İskeçe ve Gümrücüne de izin veriyorlar. Hatta Yunan devleti maddi manevi olarak da destekliyor ve teşvik ediyor. Yani oradaki Türk toplumunu bölmek için elinden geleni yapıyor. Evet, tabii burada önerilerimiz bizim kısa, orta, uzun vadeli Batı Trakya'nın stratejik planlar yapması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü neden bunu düşünüyoruz? Bir yüzyıl boyunca ciddi anlamda özellik haklarını kaybetmiş bir Türk toplumu var. Bir Türk yurdu var sizin dediğiniz gibi. Ve bu yurtta artık gelinen süreçte artıya geçebilecek, hakları tekrar alabileceği Türklerin bir ortam gözükmüyor. Ve Yunanistan tarafından ılımlı hiçbir adım atılmıyor. Ve tam aksine adımlar devam ediyor.
Dolayısıyla burada artık Batı Trakya'da Türklerin kısa, orta ve uzun vadede stratejik planları oluşturarak bu haklarını tekrar hangi şartlarda nasıl alabilir? Yunanistan içinde nasıl alabilir? Avrupa Birliği içerisinde nasıl alabilir? Siyasi nasıl bir mücadele başlatması gerekebilir? Türkiye ile birlikte istişare ederek, Türkiye'nin garantörlüğü altında tıpkı Kıbrıs'ta şu anda yürütülen müzakereler gibi, belki de Batı Trakya içinde gayri resmi olarak, yani Yunanistan veya Avrupa Birliği böyle bir siyasi oluşum tanımak istememiş olsa da, istemese de Kıbrıs'ta bir devletimiz var, onu tanımak istemiyor. Burada da bir özelliği olan bir toplum var. Bunu resmi anlamda tanımak istemese de belki de gayri resmi olarak bir takım Türkiye'nin de katılmış olduğu garantörlüğünde bir masa kurulabilir diye düşünüyoruz. Yani bu masada özellikle Batı Trakya Türklerinin hakları masaya yatırılmalı. Nasıl bunları tekrar sağlayabilirler? Bunları görüşmek gerekiyor diye düşünüyoruz. İnşallah böyle bir şey gerçekleşir. Eğer gerçekleşmezse bir toplum 100 yıl boyunca baskı altında bir 100 yıl daha kalamaz. Kalamayacağı için de ciddi anlamda artık insanların farklı düşüncelere sevk edildiğini, kendilerini farklı düşüncelerde bulduklarını görüyoruz. Halkımız o bölgede bir savrulma, fikri savrulma yaşıyor. Düne kadar Yunanistan'a bağlı olan, hiçbir art niyet taşımadan haklarının olduğunu dile getiren, bir Molotov kokteyli atmamış, bir taş atmamış, dünyanın belki de en uysal azınlığı olmuş olan Yunanistan Türkleri geldiği noktada artık bir çıkış yolu bulamıyor. Dolayısıyla bu çıkış yolunu bulmak için de biz diyor ki nasıl bu haklarımızı alacağız? İşte burada artık uluslararası hukuk devreye giriyor. Uluslararası hukuka göre bir takım hakları var. Yani fiili durumu yaratma hakkı doğuyor Batı Trakya Türklerine. Bu da işte Nöyi Anlaşması'na geri dönüş tezlerini ortaya atıyor. Sevr Anlaşması'yla Yunanistan toprakları, Batı Trakya toprakları Yunanistan'a geçiyor. Bu anlaşmayı Batı Trakya Türkleri için içe sayma hakkı uluslararası hukuka göre ortaya çıkıyor. Ve Yunanistan'da ciddi anlamda sorunların daha da büyümesi meydana gelecek. Yunanistan bunları tabii ki düne kadar böyle şeyleri görmezden geliyorlardı. Fakat bizim Ruvasan altında yaptığımız çalışmalarla sizin gibi sağ olsun basın mensuplarının ciddi anlamda bu konuya eğilip yazmasıyla ve görsel ve yazılı medyada bunların dile getirilmesiyle birlikte artık Yunanistan bunları düşünmeye başladı, konuşmaya başladı. Yunan basınında çok ciddi haberler çıkmaya başladı ve bu konuda bir ön alma yarışına girdiler. Bakın, Kuzey Makedonya ile apar topar Prespa anlaşmasının yapılmasında bile orada bir madde var. Diyor ki Kuzey Makedonya'ya, sen Makedonya ile ilgili, Makedon azınlıkla ilgili herhangi bir hak artık talep etmeyeceksin. Azınlık, Makedon azınlık sorunları ile ilgili herhangi bir şey dile getirmeyeceksin. Dolayısıyla bu anlaşmayı yaparak Kuzey Makedonya ismini kabul ediyor. Yani bu şu demek, ben azınlıktan korkuyorum kardeşim, Kuzey Makedonya ile anlaştım, Batı Trakya Türklerini zaten eritiyorum, benim bir problemim kalmıyor diyor kendine göre. Ama Batı Trakya Türklerini eritemeyecek, 100 yılda eritemedi, 1000 yılda geçse Türkler orada erimeyecek Allah'ın izniyle ve haklarını da savunmak için eğer gerekiyorsa dediğim gibi yeni bir siyasi süreçle Türkiye'nin de garantörlüğünde bu haklarını arayacaktır diye düşünüyorum. Burada tabii bir şey meselesi de ortaya çıkıyor. Bu bahsettiğiniz iradenin gösterilmesi noktasında oradaki Türk nüfusun
Türkiye'nin garantörlüğü tabii çok ciddi önemli ama oradaki Türk nüfusunda bir şekilde o direnişi sağlayacak hem sosyal hem de ekonomik olarak bir kalkınma seviyesine ulaşması gerektiği önemli. Evet. Şimdi baktığımızda özellikle basına göz attığımızda pek çok siyasi partinin özellikle yakın zamanlarda DEP Partisi'nin de bununla alakalı bir çalışması olmuştu. Ciddi bir kalkınma problemi var, ciddi ekonomik problemleri var Batı Trakya Türklerinin. Özellikle çiftçilikle uğraşanların ya da işte ticarete bir şekilde girmeye çalışan halkın ciddi problemleri var. Bu bağlamda düşünürseniz Batı Trakya Türkleri ya da Yunanistan Türkleri daha geniş çerçevede değerlendirirseniz bu siyasi hamleyi yapabilecek kalkınma seviyesine erişebilirler mi ya da bu sizin için çok önemli bir engel midir? Şimdi şöyle, bakın, hiçbir hakkı olmayan birçok bölgede, mesela örnek veriyorum, PYD'ye Amerika çok ciddi anlamda destekler veriyor. Ve Suriye'nin kuzeyinde eğer Türkiye bir müdahalede bulunmasaydı orada bir devlet kuracaklardı. Dolayısıyla burada onların böyle bir hakkı var mı? Suriye'nin toprak bütünlüğünü ele aldığımızda yok. Ama Amerika ona destek verdi ve ön açtı. Bizimse orada özerklik haklarımız var. Avrupa Birliği içerisinde de aynı zamanda uluslararası hukuka göre de bu özerklik haklarımızın bize verilmesi gerekiyor. Fakat biz bu haklarımızı kullanamıyoruz ve gasp edilmiş oluyor. Yunanistan'da Batı Trakya sizin dediğiniz gibi en geri kalmış bölge. Hatta bununla ilgili Yunanistan bir komisyon kurdu. Trakya Kalkınma Komisyonu diye. Fakat burada çok önemli bir detay var. Hem bunu ekonomik anlamda hem de siyasi anlamda kurdular. İki masa kurdular. Şimdi siyasi anlamda niye kuruyorsunuz bunu? Demek ki orada bir problem var. Demek ki sadece mevzu ekonomik değil. Demek ki orada hakkı olan bir takım siyasi yapı var. Yani siz görmezden gelseniz bile orada özerklik hakları mevcut. Dolayısıyla bu özerklik haklarını siyasi anlamda nasıl yapacağız biz bu işi diye kendi kendilerine bir çıkmaz içerisindeler esasında. Çünkü neden? 1987'den beri uzun yıllardır hakları gasp ettiklerinden dolayı burada geriye dönük hakları vermek üzere bir siyasi irade ortaya koyabilecek bir gücü kendilerini de bulamıyorlar. Bu riske hiçbir siyasi parti, hiçbir siyasi lider maalesef giremiyor. Ama bunu böyle bir yapıyla yapabilir miyiz bizim anladığımız kadarıyla denemeye çalıştılar fakat bunun da içinden çıkamadılar. Bununla ilgili de o bölgeye gelenler, gidenler, işte parlamenterler olsun, Yunanistan'daki bu yapının başkanı olsun, Bakoyani geldi, gitti, hiçbir sonuç yok. Dolayısıyla burada bunun içinden çıkamıyorlar, bu yaptıkları hataların. Dolayısıyla burada artık bir bedel çıkıyor karşılarına esasında. İşte bu bedeli nasıl tahsil edecek Batı Trakya Türkleri haklarını, yani bu bedeli tahsil etmek haklarını almak anlamında. Bu bedeli nasıl tahsil edecek? Bu hakları nasıl alacak? İşte orada bir siyasi hamle gerekiyor. Yani uluslararası hukuka uygun, bakın, herhangi bir hataya düşmeden, Yunanistan'la kavgaya, gürültüye girmeden, tamamen siyasi, tamamen uluslararası hukuka uygun adımların atılması gerekiyor. Bunun için tabii ki ekonomik olarak bir takım ihtiyaçlar olacak. Ama bunu Yunanistan'dan beklemek artık bir hayal. Dolayısıyla bunu nasıl Türkiye Kıbrıs'a destek oluyorsa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, burada da Batı Trakya'ya destek olmalıdır diye düşünüyorum. O zaman yine bahsettiğimiz noktada Bir misafirimiz geldi. evet misafirimiz geldi. Kusura bakmayın. Hoş geldin Estağfurullah, kızım. Bir toplantıdayım, tamam mı? Birazdan geleceğim, oynarız beraber.
Allah bağışlasın. Sağ olun, eksik olun. Allah razı olsun. Estağfurullah, olur mu? Evet, dışarıdaydı onlar da. Geldiler şimdi. Evet, anlıyorum. Bu siyasi destek noktasından devam edersek, bu noktada bir husus daha görülüyor. Mesela çeşitli meselelerde, özellikle bu sosyal örgütlenme noktasında, işte Türk isminin kullanılması vesaire, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de çeşitli kararları var. Aslında Yunanistan'ın aleyhine verilmiş kararlar var. Bu noktada siz Avrupa'nın tutumunu ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tutumunu, yani genel manada Avrupa'nın bu insan hakları, işte azınlıklar ya da kimlik noktasında bütün dünyaya bir söylem üreten bir ulusüstü organizasyon olması hasebiyle Yunanistan'da nasıl davranıyor? İkiyüzlüdür diyebilir miyiz? Yoksa bir şekilde bunun da bir destek noktası olarak kullanılabilecek tarafı olabilir mi? Şimdi şöyle bakın, Avrupa Birliği'nde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türklerin lehine, Türk toplumu lehine bu derneklerin ile ilgili kararları verdi. Fakat Yunanistan bunları uygulamaya sokmadı ve sokmamakta kararlı görünüyor. Burada tabii ki Avrupa Birliği'nin, aslında Avrupa Birliği de her şeyin farkında. Diğer ülkeler de her şeyin farkında. Çünkü Batı Trakya'yı Yunanistan'a nasıl verdiklerini biliyorlar. Buradaki nasıl haklar olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla bu bölgeyi aslında Avrupa'da kaybetmemek için bir nebze Yunanistan'ı kullanmaya devam ediyor. Burada bir ikiyüzlülük var esasında, sizin de dediğiniz gibi. Fakat maalesef burada bunun tabii ki ne zaman sonuçlanacağı meçhul. Burada işte dediğim gibi Avrupa-Türkiye ilişkileri ön plana çıkıyor. Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ilişkileri ne kadar güçlü olursa, Avrupa'daki ülkelerle, Balkan ülkeleriyle Türkiye'nin güçlü ilişkileri ne kadar kuvvetli ve sağlam olursa, Yunanistan o kadar yalnız kalacak. Yunanistan'daki Türklere yaptığı baskı ve özellik haklarını gasp etme konusunda. Dolayısıyla Avrupa'daki örgütler her ne kadar bunları kabul etse de, yazsa da, çizse de bir yaptırım uygulamıyorlar Yunanistan'a. Dediğim gibi Türkiye güçlendiğinde, Avrupa Birliği'ndeki ülkeler bunu kabul etmek durumunda kaldığında, Türkiye diyecek ki garantörlük olarak, hadi kardeşim, Batı Trakya'yı da çözüyoruz. Çözmek zorundayız. Oradaki insanların bu hakları var. Bunu gelin masaya oturalım diyecektir. Demesi gerekir. Bu noktada biraz da böyle ters tarafın görüşlerini özellikle anlamak için bazı sorular sormak istiyorum. Şimdi biraz önce konuşmamızın başında bahsettik. Mesela soykırım, buyurun, meselesi geldiği zaman dediniz ki Yunanistan işte Pontus meselesini getiriyor, Küçük Asya soykırımı gibi şeyler getiriyor karşımıza dedi. Bu noktada Yunanistan'ın bize karşı sunduğu tezlerin ne olduğunu nasıl değerlendirebiliriz? Mesela işte zaman zaman işte bu eğitim meseleleri geldiği zaman Heybeliada konusu gündeme geliyor. Yine Fener Rum Patrikhanesi'nin işte ekümeniklik meselesi gündeme geliyor. Bunların hem bizim Yunanistan'la olan ve uluslararası olan anlaşmalarımızdaki yeri nedir? Ya da Yunanistan'ın temel tezleri, burada bize karşı çıktığı temel tezleri üzerinden nasıl bir değerlendirme yapabilirsiniz? Şimdi şöyle, Lozan Anlaşması'na göre tabii burada İstanbul'da bir Rum azınlık var. Batı karşılığında da Batı Trakya'da bir Türk azınlık kabul edilmiş oluyor. Fakat iki azınlığı karşılaştırdığımızda çok ciddi anlamda Batı Trakya Türklerinin haklarının gasp edilmesi durumunun gözler önüne serildiğini görüyoruz. Buradaki azınlık Rum ismini kullanabiliyor. Biz orada Türk adını kullanamıyoruz. İşte Balıklı Rum Hastanesi var. Biliyoruz, Rum vakıfları var. Rum Vader var. Dernekleri var. Bizim orada neyimiz var? Hiçbir şeyimizi bırakmıyorlar. Biz burada çok ciddi anlamda vakıf mallarının iadesiyle ilgili hükümet birçok atılım yaptı, gerçekleştirdi. Bizim oradaki vakıf mallarımızı kim yönetiyor? Kendi atadıkları. Biz burada işte sizin dediğiniz gibi başpapaz atıyor muyuz? Atamıyoruz. Sensinot meclisi var. Bizim orada müftülük meclisimiz var mı? Yok. Müftüler meclisimiz yok. Dolayısıyla yani daha hangi birini sayabiliriz? Yani çok özür dilerim.
Yani burada birkaç tane örnekte zaten Türkiye'nin esasında mütakabiliyet uygulaması gerekirken, yani biz burada hakları veriyoruz, orada verilmezse bakın geri alırız demesi gerekirken veya geri alması gerekirken veya aynı uygulamayı yapması gerekirken Türkiye bunu yapmıyor. Türkiye ne diyor? Ben büyük bir devletim, sözümde dururum diyor. Ve azınlığa buradaki haklarını veririm diyor. Fakat Yunanistan ne yapıyor? Yunanistan ben diyor vermem diyor. Dolayısıyla buradaki karşılaştırma aslında mütekabiliyetle de belki çözülebilir. Bakın bu da bir akademisyenlerimizin bir önerisidir. Diyorlar ki Türkiye mütekabiliyeti uygulasın. Bize orada müftüler meclisi kurdurmuyorlar. Selsinot meclisini dağıtalım. Kurdurmayalım. Türk vatandaşlığı verdik geçmiş dönemde. Bundan sonrakilere vermeyelim diyorlar. Mesela akademisyenlerin önerileri bunlar. Başpapazı biz bir tane seçip atayalım diyorlar. Mesela bunu yapabiliriz diyorlar. Örnek olarak mütekabiliyet anlamında. Tabii bunlar Türkiye'yi geri götürür Avrupa nezdinde, Amerika nezdinde, işte diğer ülkeler nezdinde. Dolayısıyla Türkiye bir geri gidiş yapmak istemiyor haklı olarak ve büyük bir devlet olarak bundan zarar görmem diyor. Ben niye zarar göreyim azınlık haklarını vererek uluslararası hukuk ve Lozan'a göre ben bunları kabul etmişim. Bunları vermekle mükellefim diyor ve veriyor. Fakat asıl problem burada Türkiye'deki İstanbul'daki Rum azınlığın sanki Yunanistan'daki Türklerden, Batı Trakya'daki Türklerden daha azmış hakları gibi davranılması burada asıl handikapı yaratıyor. Çözüm noktasında her zaman şu da konuşulur, yani hem siyasi tarihçiler bunun değerlendirmesini yaparlar hem de çeşitli bunun çözümü noktasında sunulan önerilerde de yer alır. Tarihe baktığımızda ne zaman Kıbrıs'la alakalı Türkiye'nin bir önemli adımı olduysa Yunanistan bunun karşılığında Batı Trakya'da bazı hakların kısıtlanması ya da baskı kurulması gibi politikalar da üretiyor. Bu noktada şunu söyleyebilir miyiz? Aslında Kıbrıs'taki bir çözüm Batı Trakya'daki bir çözümün de önünü açacaktır gibi bir önerme üzerine ne düşünürsünüz? Nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Valla şimdi tabii ki Yunanistan, biz RUBASAM olarak Türk-Yunan ilişkileri üzerine 14 tane program yaptık. Ciddi anlamda da akademisyen hocalarımızla birlikte bu konuyu irdeledik. Çok konuyu irdeledik. Burada en büyük tabii son travma 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile yaşadı Yunanlılar ve Rumlar. Dolayısıyla bu travmayla birlikte tabii ki sizin dediğiniz gibi en büyük bedeli Batı Trakya'daki Türkler ve Rodosistan köy Türkleri ödüyor, ödemeye de devam ettirilmek isteniyor. Şimdi Kıbrıs'taki bir çözüm Batı Trakya'yı pozitif anlamda etkiler mi? Bunun çözümün nasıl olacağı çok önemli. Yani onlar tabii ki yine işi mesela son dönemde federasyona getirmeye çalışıyorlar. Biz artık iki devletli, egemen iki devletin varlığıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasıyla artık bu çözümün geçerli olacağını düşünüyoruz. Burada tabii ki Yunan tarafı bir tezini kaybetmiş olacak bunu kabullendiğinde. Dolayısıyla bu da bir travma yaratacak mı onlarda? Bu travmanın bedelini, yine faturasını Batı Trakya Türklerini kesmeye kalkarlar mı? Bunu kesmeye kalkarlarsa Türkiye ne yapar? İşte bunlar aslında çok bilinmeyen denklemler ve bir satranç tahtasındaki atılacak adımlar sonrasında ortaya çıkacak olan durumlarla belirlenecek şeyler. Dolayısıyla bunlara şu tamamen şöyle olur, bu tamamen böyle olur gibi bir yargıda bulunmak doğru olmaz. Dediğim gibi bir travma olursa travma karşılığında atacakları adımlar bunu belirler. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bir Yunanlı siyasetçilerin
Yunanlı milletvekillerinin ve şu andaki hükümetin üzerinde aslında çok büyük tarihi bir yük var. Bu tarihi yükü, geçmişin yükünü sırtlanıyorlar. Geçmişte yapılan hataları devam ettiriyorlar. Küresel barış, bölgesel barış, Türk-Yunan ilişkilerinin düzelmesinden geçiyor. Bakın Türk-Yunan ilişkileri, Yunanistanlı siyasetçiler, şu anda mevcut olan hükümet, geçmişten kaynaklı hatalarının bedelini sırtından atarsa, örnek olarak Kıbrıs'ta Türkiye ile anlaşırsa, mevcut olan zaten iki tane devlet var. Sen tanı tanıma kardeşim. Bugüne kadar 1974'ten beri burası gelmiş. Dolayısıyla bunu mecburen tanıyacaksın ve tanıdığından sonra da kendi halkına da bunu düzgün bir şekilde anlatırsan, bu insanlar da zaten bunun farkındalar. O insanları da daha büyük travmalara sokmaz bu hareket. Bu travmalar yaşanmadan bu işi çözerlerse, bu yükü sırtlarından atarlarsa, o zaman Batı Trakya'daki hakları da verirler. Verdiklerinde de rahat ederler. Yunanistan, bakın, Batı Trakya Yunanistan'ın aşil topluluğu. Bunu her zaman söylüyorum. Batı Trakya'daki yaşanacak çözülme Yunanistan'ın felaketi olur. Bu felaketi göz önünde bulundurmak zorundalar. Dolayısıyla bu siyasi yükü gelsinler, taşımasınlar ve Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ile anlaşarak emperyalistlerin onlara empoze ettiği Türk düşmanlığını ve Türkiye düşmanlığını artık sırtlarından atsınlar. Bundan vazgeçsinler, Türkiye ile anlaşsınlar ve bölgede her şey daha güzel olacağı gibi dünyada da daha güzel olacak o zaman. Hem hükümetin yükünden bahsettik hem de biraz önce halkına da anlatabilir dedik. Son olarak ben şunu da sormak istiyorum. Her zaman hükümetlerin ya da siyasi iradelerin bir politik adım atarken temelde geniş çaplı bir halk desteğini alarak bunu yapmayı isterler. Yani Türkiye'de de bunu zaman zaman gerek hem politik hamlelerde hem zaman zaman işte referandumlarla bu tip şeylerle karşıladığını görüyoruz. Yunanistan için bakarsak Yunan halkında Batı Trakya meselesine olan bakış nasıl? Ya da Batı Trakya'da mesela geçtiğimiz aylarda seçilmiş Müftü Ahmet Mete'nin bir nefret suçuna maruz kaldığını görmüştük. Sizce bu nefret suçu ya da nefret politikası Yunan halkının genelinde var mı? Yunan halkı Batı Trakya Türklerine nasıl bakıyorlar? Ya da Yunan halkı bir çözüm olacağı takdirde bunu destekler mi, desteklemez mi? Sizin görüşünüz nedir bölgeye çalışan evet, biri olarak? Şimdi şöyle, tabii ki bölgede de Osmanlı zamanından bu yana aslında Türkler ve Rumlar hep bir arada yaşamışlar. Dolayısıyla birbirlerinin kültürlerine aşina, çok yakın kültürler. Dolayısıyla burada o bölgede Türklerle Yunanlılar arasında da aslında bir sıkıntı yok. Yani ilişki anlamında yok. Fakat Yunan siyaseti geçmişten bugüne hep Türkiye aleyhinden beslendiği için ve toplumunu da bu şekilde yönlendirdiği için siyasi sorunlar var. Dolayısıyla bu siyasi sorunlarda aslında bir çözüm süreci başlatmış olsalar, bu sürece ben Yunan halkının destek vereceğini düşünüyorum. Çünkü başka türlü birlikte yaşama şansını bitirmiş oluyorlar. Siz komşunuzun haklarını sınırlamaya devam ettiğiniz müddetçe komşunuzla nasıl iyi geçinebilirsiniz? Onun arabasını yerine sürekli park ettiğinizi düşünün. 1, 2, 3, 4, 5 yeter demeyecek mi adam? Veyahut da onun evinin kapısının önüne set çekin. Evine giremesin mesela. İşte kendisi yönetemiyor oradaki halk. Ne olacak?
1, 2, 3. Ya çek kardeşim, çek kardeşim, çekil kardeşim. Önümden çekil. En sonunda yeter artık diyecek. Dolayısıyla burada ben Yunan halkının da bu çözüme destek olacağını düşünüyorum şahsen. Dolayısıyla insanlar da bıkmış vaziyette. Yunanistan'da da çok ciddi anlamda bir ekonomik kriz var. Dolayısıyla insanları hep Türkiye düşmanlığıyla böyle bir arada konsolide etmeye çalışıyorlar. Ama artık insanlar buna doymuş vaziyette. Geçmiş dönemde işte Sayın Cumhurbaşkanımıza çok ciddi anlamda bir sempati duyuyorlardı. Ne oldu da bu sempati gitti? Niye Türkiye'nin aleyhinde bu Yunan halkını doldurmaya devam ediyorsunuz? Yani bunların bir bedeli olur siyasi olarak. Dolayısıyla bence dediğim gibi bu bedeli ödemesinler, sırtlarından atsınlar bu diye ben düşünüyorum. Evet Hasan Bey, değerlendirmeniz için teşekkür ederiz. Son olarak söylemek istediğiniz ya da eklemek istediğiniz bir konu varsa onu da dinleyelim. Sonrasında sona doğru gelelim isterseniz. Evet, ben bu fırsatı verdiğiniz için öncelikle size ve Yaş Türkistan Haber'e çok teşekkür ediyorum. Birlikten kuvvet doğar diyorum daima. Türk yurtlarında Türkler birlik olduğu müddetçe sorunlara çözümü hep beraber buluruz. Bu sorunların üstesinden geliriz. Dolayısıyla birlik olmakta daima işte, fikirde, dilde birlik diyorum. Herkese de hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Hasan Bey. Değerli Yaş Türkistan Haber takipçileri, bu programımızda Batı Trakya meselesi üzerine değerlendirmeler yapmaya çalıştık. Rubasam uzmanlarından Hasan Özkan Bey çok önemli görüşlerini belirttiler. Hem tarihi sürece değindiler, hem uluslararası hukuk noktasındaki duruma değindiler, hem çok özellikle gündemde tartışılmayan Lozan öncesi uluslararası sözleşmelerin statülerinin bugün nasıl değerlendirilebileceği, nasıl bunlar üzerinden bir strateji üretilebileceğine dair de fikirlerini belirttiler. Bunların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Türk Yurtlarından Notlar programımızda Türk dünyasının çeşitli yerlerinden notlarımızı iletmeye devam edeceğiz. Batı Trakya meselesi olması hasebiyle programı kapatırken de özellikle 90'lı yıllarda verdiği mücadeleyle Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri olan Doktor Sadık Ahmet'i de rahmetle ve minnetle anıyorum. Bu düşüncelerle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.